أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم الله 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 Bize bildiren nedir? Söyleyin onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zelzele olacak. Yalnız eski İstanbul muhafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek. İçindekilerle beraber. Onun için bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bizden söylemesi. Değilse kurtuluş yoktur. Devam edeceği 7 dakikadır. 8'e lüzum yok diyor. 7 dakikanın içerisinde ilahi gazap 13 derecede vuracak. Marmara'dan yükselen deniz adaları da kapanacak. Ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize bildirilerini söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmaya otursun. Selamet gidersiniz. Olduğunuz yer selamettir. Mümkünse bizler İstanbul'dan ayrılmaya baksın. Sonra zahmet çekerler. Kurtulmaları zor olur. Herkes evine mümkün olduğu kadar erzak bulundursun. Çok zor olacak. Tütünü içenin başına gelecek var. Onu bıraksınlar. Yoksa yiyecek ekmek de bulamayacaklar. İstanbul bombalanmaz. Tayyar onu vurmaz. Yasaktır. En kanını yeni şehirde hepsi süpürgeyle bombalanacak. İstanbul'da zelzele olacak. Eski İstanbul camilerin olduğu mutlaka zelzele olmaz. Nisan'da ne kadar yeni hepsi aşağı. Allah'a emanet. Onun için hepsi var. Yıkacak. Dışarıda olan yeni yapılar, yeni mahalle. Hepsine duz buz edecek. Bombalayamaz eski İstanbul'a. Zelzele de dokunmaz ona. Dışında ne kadar yeni mahalle varsa hepsi zelzeleden de gider, bombardımandan da gider. Yılın tarihine kalacak. Bir sene onu kaldırmaya almaya imkan yok. O engazı kaldırmaya bir sene yetişmez. Bu nefes, Peygamberimizin nefestir. Abdullah konuşmaya burada, Abdullah bilecek bir şey yok burada. Cemadet olarak geliyor buraya. Radyo gibi geliyor buraya, bu çubuk gibi geliyor buraya. Buradan, bu çubuktan çıkan nefes, Peygamberimizin nefestir. Ahamiyet vermeli ona. Bir sıkat yetmeye lüzum olan masalayı geliyor şimdi Peygamber'den. Biz diyor Peygamber şimdi, bize hitap var.
bana konuşuyor, siz de dinleyiniz. Ben kendime nasihat ediyorum. Siz bilmiyor, size nasihat ediyor diyerek değil. Ben kendime nasihat ediyorum. Kendini vücuda eden nasihata siz dinleyiniz. Şimdi bu makamda yedi zat durur. Yedisi de benim yerimde durur bunlar. Benim önüme gelmez. Bunlar ruhani kuvvet sahibidir. Benim bulunduğum mecliste bulunacaktır. Benim dediğim vakitinde ben kimi temsil ettiğim bilirler onlar. Onun için öyle duruyorlar. Ben nefsimle benim demiyor. Benim dediğimde ben Beyşek Efendi Hazretleri'ni temsil ediyorum. O bu. Bende zahir olan, onda da zahir olan peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Peygamberde hak zahirdir. Onun için yedi zat ruhanilerdendir. Bizim meclisimize hazır olurlar biz ne söylesek almak için. Çünkü bizim söylediğimiz manbayı mabeyn el mağrur masifin arasında söyleyecek adam yok şimdi. Mevzul yok. Var. İlir ama izin yok konuşmaya kendini aşikare etmeye. Bu beyoğlumuzun teşebbüs etmiş olduğu hizmet ki Osmanlı İlim ve İrfan Vakfı ismiyle bir vakıf teessüs ettirilmiştir. Bu hakikaten muazzam bir gayenin husulüne matuf olan kuruluştur. Ki Cenab-ı Peygamber salavatullahi ve selamu aleyhi hazretleri Allah ismiyle veya Allah adına olmayan iş bir netice veremez, yıkılmaya mahkumdur, tükenmeye mahkumdur, ebterdir, kısırdır diye buyurmuştur. İnşallah Rahman bu Besmele-i Şerife ile başladığımız için elbette ki bir semere verecektir. İnşallah. Bir netice İnşallah. Hasil olacaktır. İnşallah. Söylediğimiz haktır, olacaktır. Bizim şimdi bu büyük mirasa yalnız ilim-i irfan babından bir giriş arıyoruz. Hele bir içeri girelim bakalım. Ondan sonra öteki anahtarları bütün dünyaya mirasımız dağılmıştır. Hepsini isteriz. Osmanlı'nın mirası ve bizim hakkımız üç kıtanın üzerindedir. Üç kıta Osmanlı'dır. Mührümüz vardır. Hepsi de bizi beklemektedir. Hepsi de istemektedir. Ve Peygamber sancağı bizdedir. Onun için bu Alaman Osmanlısı ne diyor? Sancağı şerif sizdedir. Çıkarınız ki bütün milletler onun altında toplansın. Avrupalı da ağzını tutsun. Amerikalı da haddini bilsin. Sırt sırtlanları da üksün ve katsın. Başka türlü onların korkacağı yok. İnşallah bir fütuhat nişanıdır bu. Mirasa talip olmak cahdıdır bu. Allah. İnşallah Rahman netice verecektir. Ümit ederim. İnşallah. Maşallah. Yaşar. Gül bakayım. Güler misin? Güler misin? Ne yapalım? Güleceğiz. Bu nakşilik. Şimdi başka yürüyen tarikat yok. Hiç. 41 tarikat hepsi durdu. Hak. Yürüyen tarikat nakşidir. Hak. Sahibi zaman nakşidir. Hay hay. Hay hay. Mehdi Aleyhisselam'dan geliyor şimdi. Hak. Kuvvet. Başka yerden değil. Hak. Ta yukarıdan veriyorlar kuvveti. Hay hay. Şeytanın saltanatını yıkacak şimdi. Gökyüzünün askeri de harekettedir. Allah. Seferlerdir. Allah. Evet. Mehdi Aleyhisselam. Allah. Aklını başına alsınlar buradakiler. Yoksa beşte bir kalacak. 12 bin tane Hüseyin gelecek. Kolay değil. 12 bin tane Hüseyin olacak. Kolay değil. Hay hay. Hay hay. Yani bunu... Hepsi atlı. Böyle çıkar. Atın üstünde böyle havaya ne motor ister ne füze isterik. Yaklaştı. Manevi kuvvet görünsün şimdi. Bakın saat geldi. Kolay değil bu. Bekleme. 70 senedir bekletiyorlar. Mehdi Aleyhisselam bekleyiyorum. İnşallah görürüm. 20 yaşında o haberi aldım. Olduk şimdi 120 yaş. 25 yaşında. 120 yaşında mı olduk? 25 yaşında oldum. Kaç ay? 25. 25 oldu. 95. 25. Ne yapalım be? Biz onları görelim dedik. Aman Allah'a sandakla. Elhamdülillah. Gitsin bu
Hele bu Türk'teki putçular bir kaybolsunlar. Amin. Kaybolsunlar. Başladı zaten hareket. Halife istiyor Türk milleti. Şimdi. Ya kolay mı bu? Kolay değil. Bak lakin fakir Türkler hepsi böyle sessiz adamlar. Evet. İçinden çıkarsa karşısında durulmaz. Doğrudur. Ama ta çıkıncaya kadar efendim hiç umurları değil. Lakin damarlarına basıldı mı da ayağa kalkar. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Hükümet gibi olur. Hükümet yağmur yağar mı? Yok. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Subhansın ya Rabbi, sultansın. Emir senin, hüküm senin ya Rabbi ya Allah. İyi günlere yetişir. İslam'a karşı olan şeytan, şeytana davul olanlar da gidip ehl-i İslam muzaffer olsun. Aman ya Rabbi. Olay değil şimdi bu. Kıyametin yakınındayız biz. Çok yakın. Hazreti Mehdi'den sonra Deccal gelir. İsa Nebi gelir aleyhisselam. Ondan sonra ötekiler. 1433'tür şimdi değil. Evet. 1500'e kalmam diyor. 1300'e kalkmam. 1500'e de yatmam. Hesap bu. Eski hesapları bu. Allah bizi iyi kullarıyla haşreylesin. Dünyada da, ahirette de. Ne yapalım? Biz ayı bir şey yaramadık ama İgalimiz istiyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın izamı, intizamı görürsün yeryüzünde. Şeytanın saltanatı yıkılsın. İstediğimiz bu. Başka bir şey yapmıyoruz biz. Yalnız şeytandan da ikrah ederiz, şeytan yolunda olanlardan da ikrah ederiz. Allah bizi onlarla yazmasın. Amin. Onlardan da, onlar da tövbe nasip etsin. Gelebildiği iştir, o biz karışmayız. Allah Allah. Allah Allah. Vakti sahibi geliyor. Amin. Olsun bakın. Hoca Sultanım. Allah çıkınca onlar çıkar. Amin nasip. Sıra sıra alırlar şeyi. Amin nasip. Neler neler olur da kimsenin haberi yok. Sizi hak cezbesi dursun. Amin. O cezbeyle inşallah bütün millet cezbelenecektir. Cezbelendiği vakitte başka bir Türkiye meydana, başka bir ruhaniyet ve nuraniyet gelir oraya. Burada o zaman kavga biter. Birbirleriyle darılma, birbirlerinin aleyhinde uğraşma, aradan kalkar. İlahi muhabbet, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek kalplerinden kalplerimize aktarılır. Muhabbetten birbirimize bağlanırsınız. Ve zahirde Cenab-ı Allah bu memlekete, bu yurdumuza bereket vermiştir. Manevi feyizden de feyizlendiği vakitte cennetten bir müt'a olur. Elbette ki sizin atalarınız 600 sene Allah'ın dinine hizmet etmiş, peygamber sancağını taşımıştır. Onların hizmetine mukabil sizi Cenab-ı Allah mükafatlandıracak, zayi edecek değildir. Elhamdülillah. As-salatu ve-selamu aleyh. Thank you.
آياتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. Nedir'le beraber olasın. Hoş geldin Ali Mehmet. Hoş bulduk. Maşallah, hoş geldin. Hoş bulduk. Gözünüz aydın. Aydın ben de aldım. Selamu kavram ya Rabbim. Selamu kavram ya Rabbim. Allah kuvvetinizi alır. Sizin de amin. Ömrünüzle bereketin. Sizin de amin. Hükümeti Muhammediye'de şahit olmaz. Amin. Afiyette olun. Afiyette olun. Amin. Beraber. Amin. İslam'a hizmet. Amin. Sancaklarını çekersin. Amin inşallah. Ana da selam söyle. Aleyküm selam, o da selam. Müslümanlara da. Amin. Fatiha. Allah'a selam. İyi gördüm maşallah. Evet, siz de Allah'a şükür. Nurun da kuvvetlendi fakir. Maşallah. Bu arslandır. Maşallah. Allah Allah. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'a hizmet görür. Amin. Ya Rabbi. İzmimizdeki derdler ağırlıkla gitsin. Amin. Dua yap. Maşallah. Daha iyi gibi. Elhamdülillah. Gibi değil, daha iyi oluyoruz. Elhamdülillah. İstediğimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kavuşmak. Dünya için isteyeceğimiz bir şey yok. Nasıl millet orada? Allah'a şükür selamları var çok elinizden efendim. İyidirler. İyidirler Allah'a şükür bereketinizle. Deryah'da nasılsın? O da iyi Allah'a şükür. Gelen var mı? Var var hepsi. Var epeyce. Yukarıdaki Deryah. Hepsine geliyorlar. Mübareklere. Her tarafa gelir, evet. Efendim. Gelirler, evet. Gelen var. Çok var. Allah'ım. Cuma'yı siz kıldırırsınız. Evet. Değil. Evet. Cemaat var mı? Var, dolu. Doluyor orası. Efendim. Doluyor. Maşallah. Maşallah. Sultanların hizmetinde. Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetinde olursunuz. Amin. Bizi de düşünürsünüz. Estağfurullah. Ne yapalım? Bizi de halimize çok şükür. Elhamdülillah. Bereketinize daha iyi. Allah'a şükür. Davar alırım. Öküz alırım. Evet. İşte böyle böyle de uğraşıp dururuz. Bu kardeş oğlum elimiz ayağımızdır. Dikkat et kendisine Hacı Mehmet. Bu Mehmet. Senin gibi gayret finler sabırdır. Allah hayırlı ömür versin. Amin. Kuvvet finler versin. Heybetiniz artsın. Hükümetler heybetinizden yıkılsın.
Ey Rabbimiz, bu evlatlarımız, Mehdi Aleyhisselam'a vezir kıldık. Hizmetlerinde şeref ver ya Rabbi. Mübarekler orada. Akbabalar, nasıl fakirler. Ey Allah aşkına. Hep fakir akbabalar. Ne kadar severim onları da. Namın mar ve marifet yetkisiz oldu. Bereketiniz inşallah. Küfrü yutacak ecel hangi olmasın? Bana yalnız bir dua yap. Dua yap. Dua yap. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Hayvallah. Benim halifemdir. Halifemizdir. Nakşilerin şeyhidir. Dikkat edin. Selamu aleyküm, selam söyle. Çalışacağım oğlum. Büyükşehir Efendi, Bismillahirrahmanirrahim. Büyükşehir Efendi Hazretleri bana söyledi. 100 defa Şeyh Şerif'i Hazretleri bu Anadolu Harbi'nden sonra 20'leri içerisinde olan kadar bir gün dedi ki Abdullah Efendi İstanbul'a ineceğiz. Yalova'dan inip İstanbul'a geldik dedi. Sirkeci'de efendim otele iner. Sirkeci'de otele indik. Otele indiğimizde hiçbir şey demedi. Şeyh abi ne için gelmesin dedi. Gece yarısı olduğunda bir boy adresi alıp çıkıyoruz dedi. Sokaklarda cinler top oynar. Biz ondan çıktık Karaköy Köprüsü. Şeye geldik dedi. Galata Köprüsü'nü geçip Karaköy'e indik. Bu camiye. O camiye indiğimiz vakit kapılar tabii gece kapılar kapalı. Bütün camilerin o taşanın zamanı. Kapılar açıldı. Beraber biz içeriye girdiğimizde orada 12 bin zat ruhani sıfatla. Yani 12 bin zat var içeride. Hepsi peygamber kismet, sildi aleyhisselam. Orada ruhani olan o içtimaya gelindiği vakitte Peygamber aleyhissalatü vesselam hepsi hazır oldu. Kıyam etti bütün meclis. O anında Hızır aleyhissalatü vesselam 7 günlük bir çocuk getirdi. Huzur-u peygamberiye Peygamber aleyhissalatü vesselama takdim etti. İsmini koydu Muhammed-ül Mehdi. 7 gün her günde 1 aylık büyümüş. 7 aylık bebek gibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam elini aldı. Beyat yaptı o çocuğa. Bütün 12 bin zat el koydu. Sonra yedullahi fevka idihim. Cenab-ı Mevla'nın, Cenab-ı Allah'ın kudret elini tecelli geldi, kapattı. Nur kapattı bütün onu. O meclis ilk beyat olduğu sahib-i zaman Mehdi Aleyhisselam'ı. Onun için bizi getirdi diyor şeyden böyle Şeyh Efendi Hazretleri. Reşadiye'den o maksattan geldiğini o zaman bildim. Efendim 7. günü isim tesmiyesi için. Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat ismini verdi. İlk beyatı da aldı. Bütün o 12 bin zat büyük ehlullah, evliyaullah. Hepsi hazır oldu. O beyatta bulundu. Herkes gitti yerine. Hızlı Peygamber tekrar emaneti aldı. 15 yaşına gelince Mehdi Aleyhisselam'ın kemal, keramet ve heybeti görünmeye başlayınca onu doğrudan oradan kaftanın arkasına yetişip aldı. Orada lazım olan usul istilacı eder. Ondan sonra efendim Ravza-i Şerife'ye, ondan sonra 40 gün İsa Peygamber huzuruna, 40 gün Ravza-i Şerif huzurunda. Ondan sonra bugün durduğu makam olan yerdedir. Bu haberi bilmeyende sır yoktur.
O makamdadır. Yemen ile Hicaz arasında Rumul Hali derler. Orada ne kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir orası. Kimse oraya yaklaşamaz. Bir mağaradır. O mağaranın içerisinden bir ırmak akar. Elektrik gibi parlar. Onlar da meclistedir. Nebi Razin aleyhisselam da mecliste durur. Razin Nebi İsa peygamber zamanından kalan peygamberdir. Allah'ın izniyle istedi ki ümmeti Muhammed'e ahir zamanda hizmet edeyim. Allah terhi etti onu. Mehdi Aleyhisselam beraber çıkacaktır. O da mecliste oturur. Onun kılıncı böyle vurduğu vakitinden nerede isterse oraya yetişir. Bana böyle tarif etti. Hamle ettiği vakitinde karşıda ne kadar varsa buğday başağı biçer gibi gider. O önde gelecektir. Hazreti Ali Efendimiz oturur orada. Ruhaniyeti. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın neziri olarak çıkacaktır. O da gelecektir. İnşallah göreceğiz. Yedi Ashab-ı Kehf Hazretleri onlar da Allah onların da derecesini âli eylesin. Yedi vezir onlar da gelecektir. Yedi vezir olarak da yedi kral Mehdi Aleyhisselam'ın önde yürüyecektir onlar da. Şimdi vakit yaklaştı. Onun için Rus Türkiye'ye girer, Amerikan Şam'a girer. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek. Daha aşağı inmesine Amerikan her cihetinden kara harekatını şeyden başlatacak. Irak'tan Türk'ün orduları da yukarıdaki o Rus'la beraber aşağıdaki Şam'la beraber olacaktır. Onun için Rus'un Türkiye'ye girmesi umumi harbi çıkarır dedi Şeyh Efendi Hazretleri. Muhittin Arabi Hazretleri istihracı. Öyle olduğunda ordu aciz kalır, ikiye bölünür. Buradaki ordu NATO'nun emrine girecek. NATO denildi, Amerika buraya kuvvet edilecek, açacak, bitirecek bu işi. Hani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamak, oradaki olduğu hareket eder. Elindekini attıktan sonra gerisini getirmez. Çünkü donanma tutar artık, elinizi tutar. Öyleyse bu, buradaki efendim, Amerika'nın kontrolü. Şam'da, Irak'ta, İran, efendim, Suriye, Lübnan, hep Arabistan, hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşimleş olurken alama bir taraftan hücum edecek. İslamları bitirmek için. Japon'da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek. Kızılca kıyameti koparırlar. Bu atom bombaları bilmem neler kontrolden çıkmadan istediklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar, bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği yani kompütörlerin durması manasına hepsi durur. Sonra iş yürür bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Kamal ulaştığında oraya gideceğiz. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor. Hangisidir? İşleten çalıştıracak şeyi, ateşleyecek. Bilsek bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Microchip. Onun için kontrolden çıkacağı muhakkaktır diyor. Kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurtmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar varmış. İçinde, dışında, üstünde, başında. Onun içindir ki hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harbına girmeye kendini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber ortağının haberi olup o da karşılığını verecek ya. Düşmesini beklemeyin. Lakin bu şimdi kontrol o zaman kontrolündeyken kimse basmaz cesaret etmez. Kontrolden çıkınca kim kime tutsun. Onun için yediden bir kişi kalacak derdi şey kadar. Yediden bir kişi. Hakikaten yani mahdut sayıda değil bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Cehennem gibi olur dünya. Cenab-ı Hakk'ın emrine dönmeseler çare yok. Ordunun hareketine emir geldiğinde bak göreyim paşaları bakalım. Bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikelidir çünkü. Vaziyet haddinden fazla tehlikelidir. Peki maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye okur, kimisi tayarıyla dolaşır gider, kimisi olmadık şeyin arkasında koşturur. Halbuki bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce bu yolun yırtılıp açılması, hani kafir kafiri kıracaktır. Allah'ın hikmeti onlar birbirlerine kıyam ediyorlar. Dünya hakimiyeti için. Onlar iyice kırılıp bittikten sonra İslam şeriatını döşemeye Mehdi o zaman gelecek. Onun için vakit kalma. Vakit şimdi tam kemalindedir. Evinde duran selamet, secdesi olan selamet, zulme niyeti olmayan selamet, kötü niyeti olan tehlikedir, kötü fiili olan tehlikedir, şeriat istemeyen tehlikedir, İslam'ı istemeyen tehlikedir, namaz kılmayan tehlikedir, oruç tutmayan tehlikedir, İslam'ın şanlarını yerine getirmeyen tehlikedir. Onun dışında dünyanın orduları o kimseleri kurtaramaz.
Kıtta ve gitmek isterim. Tam da tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında o da beyat olacaktır. Dünyanın üstünde bu hareket başladığında da emni aman oradadır. Ne gibi bir yolla biz buradan efendim Trablus'a çıkmaya veya Tartus denilen yer var. Oraya çıkmaya veyahut Beyrut'a çıkmaya kısa mesafede vasıtalar da tedarik. Yer var şimdi. Orada Lübnan'da belki 1000 aile barındıracak açık yer mesafe var. Şeyde Trablus'un üst tarafında güzel yerler oraları. Tabii oradan şimdi bu teknoloji durduğu takdirde her şey eski tabiatına dönecektir. Yani insan gücünün efendim tekrar hizmete gireceği devre gelecektir. Bu fetret devresidir. O kısa bir zaman olur. Harpler darbe bittikten sonra başka menba açacaktır. İslam'a tekbir ile beraber İslam'a efendim Kudretullah'tan bir kuvvet aşılanacak ki teknoloji ışık süratının yanında eşeğe binen adamın süratı nedir? Her sahada o kuvveti kullanmaya izin verilecek. Mehdi Aleyhisselam tekbiri aldığında ağır ağır buradan oraya kısa mesafedir. Vaziyet Muharrem'in içerisinde daha ziyade aydınlığa kavuşur. O Muharrem ona bakıyor. Ağırlık bir tarafa fazlalaşacak. O vakıda belli olur hangi taraf ağırlaşıyor. Çünkü Lübnan'da ecnebilere kalmaya kolaylık çok var. Kim gelirse barınabilir 3 ay 6 ay. Şam'da biraz sıkı tutuyor onlar. Lakin Şam da değişecek. Şam değiştiği vakitte izin veririm oraya gelmeye. O zaman Türkiye çok değişecek. Türkiye'de Müslümanlara bu şimdiki rahatlık yok. Yok şimdi Müslümanlar çok rahat. Oraya buraya dokunduğuna bakma. Müslümanlar çok rahattır. Cenub Hudur'da açılacak. Millet Anadolu'nun cenubuna ve Şam'a doğru akacaklar. Ta ki bu Amuk Ovası'ndaki muharebe neticeye varıp Rus yıkılıncaya kadar, Sırplar bitinceye kadar o bir sıkıntı devresi olur Müslümanlara Türkiye'de. Onlar 3 ay sonra yıkılıp gittiğinde Türk açık. İşte diye herkes yerine döner. Efendim? Sıkı günler var demek. Var 3 ay. 3 ay dediğin evet. Sıkı gündür. Onun arkasında artık tekbiri aldı mı biter. İşte 2000 tarihinde ümit ederiz ki artık o İslam'ın kuvveti, tekbirin kuvvetidir. Bu teknoloji dediğin o para etmeyle sıfırlanacaktır. Kendilerin zamanında sıfırlanacak da onun arasında 3 ay kadar bir zaman olur. Gene insan bedeni kuvvetini kullanmaya mecburdur. Lakin ondan sonra Hazreti Mehdi tekbir aldığında manevi güç verilecek. En azından insan gözünün baktığı yere mümin yetişir. Ne araba ister ne tayyare ister. Ne hormonlu gıda var ne hormonlu hayvan var. Her şey tabiatına döndürülecek şey şart o. Namazı kıl, imana, İslam'a dikkat et. Haramı ağzına koyma, işin tamam. Ondan ötesini çuvallayacak. Acaba hiç sorma gitsin. Bir tonele giriyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana. Dünya ağır ağır tonele yaklaşıyor. Karanlık bir toneldir. Lakin tonelin öteki başında başka dünya var. Bu girişteki dünya başkadır. Bu dünya şeytanın dünyası. Koneli geçtikten sonra Allah Celle ve Ala'ya ait olan, o kimselere ait olan dünyadır o. Bu şeytanın dünyasına bağlı olanlar konelin içerisinde kalacaklar, geçemeyecekler. Çünkü onların istediği hayal o tarafta yok. Madem istemiyorlar, burada onlar kalacak. Geçecek olanlar ancak heriyatı isteyenler geçecek. Onun dışında olanlar geçemez. Hepsi burada işleri biter. İşte o tonele yaklaşıyor dedi Şeyh Efendi Hazretleri bana. Ağır ağır dünya yaklaşmaktan giriyor dedi içeriye. Dönüşü olmayan girişti. Dur edelim çıkalım diyor dedi. Tonele girince pençeleri kapatırlar ya. Cebri kapatıyor. O tarafı istemeyenler burada dışarıda kalır. Atılır o tarafa. O dünyaya ait olan insanlar o tarafa geçecek. Şimdi kork şeriatı istemeyenler oraya gitmez. Ne işin arkadaşlar? Allah'ı istemeyenlerin işi yok orada. Şeytanı isteyenler burada kalır bu tarafa. Atarlar bırakırlar. Allah'ı isteyenler o tarafa. O tarafa geçenlerden olalım inşallah. İnşallah. Korkma canım, mühürlü. Her şey yenilenecek. İnsanlı vücutlar da yenilenecek. Yaşayacak. Renewman, yenilenmek manası. Tecdit. Bu zibil atılacak. Bu küfre ait olan ne varsa hepsi atılacak. Her şey o zaman hareket ettirici. Encin maneviyat. Şimdi maddedir o vakit. Deccalların arkasına düşmüşler. Bu deccallar insanoğluna şimdiye kadar yapmadıkları veya düşünmedikleri her şerri talim etmişler. Uydurma lisanlar eğitmişlerdir insanları her şerre. Binaenaleyh büyük deccal geldiği vakitte bakacak ki tamamdır. Benim insanlara öğreteceğim bir şer kalmamıştır. Her şerri
O maşallah demez. Her şerri benden önce gelen geçen seleflerim tamamlamıştır. Ben rahatım diyecek. Şimdi benim yalnız teklif edeceğim, ey ehali benim sağımda cehennem, solumda cennet vardır diyecek. Sağında cennet dersen sahibi olur. Sağımda cehennem var, solumda cennet var dediğinden mümin anlayacak ki bu ashab-ı şimaldir, bu şeytandır. Sola gidenlerin, sol fikirdekilerin hepsi bu, bizim cennet budur diyerekten oraya düşecek. Efendimiz buyurdu ki Deccal'ın cennet dediği cehennemidir, cehennem dediği cennettir. Dikkat ediniz dedi Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ve onun tahtını şeytanlar taşır, oturacak ve diyecek ki ey ehali Rabbiniz geldi. Estağfurullah. Ben sizin Rabbinizim. Bana tabi olun, cennetime girin diyecek. Dünya kuruladı, onun kadar büyük fitne yok. Ama ne zımbırtılar, ne çalgılar, ne türküler, ne oyunlar. Allah Allah. Neler çıkaracak meydana? Şimdiki bu tamtamlar, tumtumların yanında bir şey olacağı yok. Ne antika danslar. Türkiye gazetesinde o makale. Ben okudum bir kimseye. Dedi hoca efendi sen okudun da anladık. Yoksa biz okuduk anlamadık öyle bir şey. Maşallah dedim sizin mektepleriniz okur yazar yetiştiriyor. Okur anlar yetiştirmiyor. Şimdi onların hepsi sıfır olacak. Onun geçirdiği fitnenin yanında, çalgılarının yanında, çengilerinin yanında. Bu böyle bir halet içerisinde o Deccal geldiği vakitte ondan başka bir şey diyecek ki her işimiz tamamdır şimdi. Benim kullarım hazır mısınız? Hazırız. Brezilya dansı. Üç taifadır diyor. Leccanın arkasına düşecek. Nesebi gayri sahih olan, veled-i zina kabilinden olan kimseler, bütün Yahudiler ve bütün şerefsiz kadınlar diyor, onun arkasında. Bunlar onun arkasından artık gidecek. Allah'a sığındır. O fitneye düşmekten. Şimdi adım adım yaklaşıyoruz. 1410 Hicri yılıdır. 1990 miladi yıldır. Bunun nihayetinin 2000'de başka bir dünya olması mukarredir. Lakin gelecek olsa o büyük Deccal, çünkü ondan önce Hazreti Mehdi'nin gelmesi lazımdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden önce Melhame-i Kübra'nın büyük harbın çıkması lazımdır. Ben 41 yılında buradayken Cennet Mekan Erzurumi Hacı Süleyman Efendi Hazretleri dediler. Oraya ben gittiğim vakitte öyle derdi. Bu bahar mevsimini İple çekiyorum 41 yılı. Arada 50 senedir geçiyor. Bekliyorum ki bu harabeler kızısı Alamanlandır. Rus'un tutuştuğu seneydi o. Bekliyorum ki o harp hep kızışsın ve Gayretullah'a dokunup da beklediğimiz olduğumuz imam gelsin diyerekten onu gözleniyorum derdi 50 sene önce. Şimdi 50 sene geçti, biz de intizardayız. Ben bunun kadardım, bu torunum kadardım. Şimdi 70 yaşında oldum, Hoca Efendi 75'ti. O harp muhakkaktır. Harbın olması mukarredir ve geri çevrilmeyecektir. O muhakkak olacaktır. Onun arasında harbın en şiddetli zamanında Cenab-ı Hak emreden Mehdi Aleyhisselam'a tekbir alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd dedi mi? Ateşli silahlar suya düşmüş gibi bu olur. Ateşli silahların kullanılması biter. Ona olan salahiyet elinden alınır. Ne tayyaresi uçar, ne donanması yorulur, ne tankı, ne topu atılmaz. Görülmez, bitti. Ve muhakkak o Melhame-i Kübra en büyük harp başlayacak 3 ay. Fethi İbn-i Arabi Hazretleri'nin istihracı olur ki başladığından Hazreti Mehdi'nin zuhuruna kadar arada 3 aydır. 3 ay zaman içerisinde dünya kurulalı, dünya ehlinin çektiği zahmetlerin hepsini toplasak o 3 ay içerisinde dünyadaki insanların çektiğine yetişmez. Bu kadar azgınlık, onu bu kadar keyfin elbette ki acısı çıkacak, çıkmasın olmaz. Onun arasından tekbir aldığında mağribdeki maşrıktaki işitecek. Şimdi Mehdi Aleyhisselam Hicaz kıtasında Yemen ile Hicaz arasında bulunan Rub'ul Hali boş uçmaz, kervan geçmez makamındadır. Mubbet-i Suada, Mağarat-ı Suada denilen makamdadır. Orada Revlül Müteharrik derler Hoca Efendi. Üzerine bastın mı suyun üzerine insan düştüğü vakit nasıl içerisine kaybolur? O kumun üzerine bastığınızda kum öyle bir kaygan kumdur ki yutar insanı. Ancak usulünü bilip idare edemese onu içeriye alır. Gider. Ta esele sabirine kadar eder. O taraflara gideyim demez. Ve sizin yanınıza duracağım.
Sizlerle ben oynadım. Efendim? Yaşar'ı tut. Onu okul yutmaz. Elhametli. Oradan tekbiri aldığında doğru Şam'da bulunur. Emir geldiği vakitinde zuhur emri, ondan tekbiri alıp Şam'dan içeri giriş yapacak. Kadem, kadem denilen makam var Şam-ı Şerif'te. Aleyhisselatü Vesselam'ın kadem-i saadetinin olduğu yerdir. O Allah ziyaretini nasip eylesin. Ve oradan girip milletin beyatını alacaktır. Biat edecekler, herkes ona biat olur. Halife, hilafet kalktı şimdi sen ben diyerekten kimse halife olamaz. Bizim hükümetler de rahat olsun. Halifelik inkıtağa uğradı, 1924'te durduruldu. Hilafeti Mehdi Aleyhisselam'dan olsun. O halife, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki Hakk'ın halifesi, Resulullah halifesi aynı zamanda. O bulunacak, ona beyat edeceksin. Beyat ettikten sonra doğrudan Şam-ı Şerif'ten yürüyecek. Bir adımda doğrudan Şam'dan Humus'a, Trablusşam'a, Halep'e, Konya'ya, Bursa'ya, yedincisinde İstanbul'a inecek. Onun askerleri hepsi süvaridir. Böyle o iş çıkışını görüp yine böyle enişi. Yerde patatakatta koşmaya lüzum yoktur. O böyle bir defa kalkar, bir defa iner. Orada namazı kılar, ondan hareket eder. Allahu Ekber ve Lillahi İlham. Kuşluk, kuşlukta Şam-ı Şerif'ten hareket eder. Akşam namazı İstanbul'a konar. Konduğu anında oradan emanat-ı mukaddeseyi, buranın sultanı kimse o zaman sultan devriye edecek. Sultan gelir mi gider mi onun kitaplara baksınlar, bana sormasın. Geleceği kimse men edemez. Orada yazılı olana kimsenin eli uzanmaz. Orada yazıldı mı da olacak da olur, ölecek de ölür. Allah'a ile şaka olmaz. Allah kadir ve muktedirdir. Onun günleri cennet günlerinden gün olacaktır dünyada. Temizli kemali görülecek, onun meselesini daha sonra söyleriz. Yetişir artık. Allah'ın Zülcelal o evliyasının ve evliyalar sultanının cemalini seyredip şeriatına tabi olarak bizi kulluğuna kabul eylesin. O saadet günlerini görmeden dünyadan bizi çıkartmasın. Onu istiyorum. Mehdi Aleyhisselam'dan önce dünya ehli isteyecek, kabir yanından geçecek, diyecek ki ah keşke sizin yerinizde biz yatsaydık diyecek. Hazreti Mehdi geldikten sonra da kabir ehli diyecekler ki ah keşke biz dünyada olsaydık. İki zıt hareket olur diyor. Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce yaşayan insanlar öyle sıkıntı gelecek ki kabir ehline diyecekler keşke biz sizin yerinizde biz yatsaydık. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra da kabir ehli diyecekler ki keşke biz hayatta olsaydık. Büyük bir şeref olacak. Ümit ederiz ki bu sözümüzü kabul eden kimseler ve o günleri görmeye heveslenenler inşallah ondan mahrum edilmeyecek. İnşallah. Beklediğimiz iki büyük alamet vardır ki birisi Türkiye'ye aittir, birisi bütün dünyaya aittir. Ve Türkiye'de bir hareket olacak, ondan sonra büyük harp çıkacak. Büyük harp çıktığında aradan 3 ay geçinceye kadar iki taraf galibi mağluptan fark olunmayacak halde hırpalanacaktır. Yani büyük devletler birbirleriyle hesaplaşırken galip mağluptan ayırt edilemeyecek dereceye gelecektir. O zaman Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru o vakit olur. Bizi Peygamberimizin bu gibi kıyamet alametlerine dair söylemiş olduğu hadisler vardır. Onları hadis kitaplarında bilenler bulur. Ahmediye, Muhammediye diye eski kitaplarımız var. Onlarda da geçer. Onlar ki Benü Esfar diye bir kavim gelecek. Zambal'dan geçip Amuk Ovası'na yetişecek. Amuk Ovası dediği Halep'in harbında Hatay denilen yerde değişildi o. Bizim eski kitaplarımızda rivayet edilen haber Benü Esfar oraya 80 sancak ile gelir. Her bir sancağın altında 12 bin asker olur. 12 bin asker manası 80 fırka. Onun karşısında da olacak diyor. Tarafta onlar İslam'a karşı gelecek olan askerdir. Bu taraftan yine onlara karşı duracak İslam askeri vardır. Bir o kadar da onlar olur. Onlardan bir kısmı şehit olur. Bir kısmı dayanamaz, firar eder. Bir kısmı sabit kadem olup sebat edip galip gelir. Ondan sonra onları kovalayaraktan Konya'ya. Konya'dan İstanbul'a gelinecektir. İstanbul'da Peygamber sancağını alır. Peygamber sancağını aldığı vakitte yeryüzünde sükunet hasıl olur. Rusların üzerine bir
Avrupa'dan Almanlar hükümeti, Uzak Doğu'dan da Japonlar onun üzerine Allah'ın emriyle çullanıp komünist dünyasını batırır. Tükedir. Sonra aradan çok zaman geçmez. Mesih Aleyhisselam Şam'dan gelip o da İstanbul'a çıkar. İstanbul'da bulunan Sultan'dan sancağı Şerifi alır. Peygamber sancağını Aleyhisselatü Vesselam'ı. Sonra o İstanbul'da bulunduğu ilk günlerde Deccal çıkar. Deccal'ın üzerinden kim kurtulmak isterse Şam'a sığınsın diye emreder. Kendisi de Müslümanlarla beraber İstanbul'dan hareket eder. Şam'a gelir. Şam'da doğduğu zaman Şam'a her tarafta Müslümanlar gelip toplanırlar. Deccal çıkar, bütün dünyayı dolaşır. En sonunda Şam'a gelir. Şam'a giremez, Şam'ın hududunda kalır. Der ki o hududa geldiğinde Cibril Aleyhisselam kanadını gerer önüne. Deccal bakar ki o kanadın ne aşağı doğru efendim başlangıcını bilir, ne yukarı doğru bitirimini görür. Kendi askerine der ki burası dünyanın sonudur, bütün dünyaya bir sahip olduk şimdi. Ve orada cümbüş yaparken Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a emreder. Yeryüzüne ensin, Deccal'ı öldürsün diye. O vakit Hazreti İsa Şam'daki beyaz minare üzerine emreder. Sabah namazında bu minlerle sabah namazı yıldılar. Mesih Aleyhisselam'la beraber yani Ümmiye'nin ters tarafındaki kapıdan hareket eden İslam askeriler ve Deccal ve ordusuna karşı çıkar. Deccal onun kokusunu aldığında uzun suda erimesi gibi erimeye başlar. İsa Aleyhisselam yetişir, harbesiyle ona vurur, onu katleder. Ondan sonra Müslümanlar İslam askeri, Yahudilerin üzerine, Deccal'ın askerinin üzerine hücum eder. Onları keserler, tükedirler. Nereye saklansalar Yahudiler, saklandıkları yer çağıracaktır. Ey mümin, burada bir Yahudi var, gel onu öldür diyerek. Bu suretle Yahudiler de yeryüzünden tükendiğinde 40 sene rahatlık olacak dünyada. Harp yok, dert yok, sıkıntı yok, hasetlik yok, düşmanlık yok, dert yok, gam-ussa yok. Öyle bir cennet misali hayat olacak 40 sene dünyada. 40 sene tamam olduğunda tekrar küfür ve isyan görünmeye başlayacak. Onlar o halindeyken İsa Aleyhisselam 10. senede Efendimiz'i ziyarete gider. Efendimiz'in ziyaretinde ruh teslim eder. O da Efendimiz'in ayağı ucuna o da gömülecek. Şimdi 3 kişidir Efendimiz'in kabir-i şerifinin bulunduğu kubbenin altında. 4. bir yer vardı. Bu da Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne geldikten sonra gömüleceği yer dedi Efendimiz sallallahu. Orada defnolundu. Sonra Cenab-ı Hak bir rüzgar gönderir cennetten. O rüzgarı teneffüs eden, müminler teneffüs eden hemen ruhunu teslim eder. Kafir bir şey olmaz. Tüm müminler dünyadan gider. Onların cenazeleri daftarın arkasından gelen evliyalar hepsini defneder. Ondan sonra yeryüzünde ancak kafir olanlar kalır. Kıyamet kafirlerin başına kopar. Şimdi böyle böyle önümüzde bu yol üzerine tertip var. Bu seneler hepsi yüklü senelerdir. 1411'dir şimdi bugün. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20'ye kadar olan senelerle bu alafranga hesapta 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99'a kadar olan seneler çok yüklüdür. İnkazi senelerle yüklüdür. Şimdi senesi rahat olur. 20. asır en zahmetli asırdır. En şaşkın asırdır. En korkunç asırdır. En materyalist asırdır. En küfrün doruk noktasına vardığı vakıttır. Yani hepsi bitecek. 2000 yılı bambaşka hüviyetle gelecek. İnşallah hepimiz yetişir. İnşallah şu an özel. Tövfik Cenab-ı Hak'tan. Her hazır olduğu vakitinde cemiyet hazırlanır. Her kendini hazırlayacak ki cemiyet gelecek hadiselere hükmedebilsin veya sahiplik yapabilsin. Bir cemiyetin, bir toplumun fertleri kendini hazırlamadan kendisinden bekleneni yapamaz. Şimdi talebi hazırlamadan imtihan verebilir. Toplum elbette ki her ferdiyle hazır olduktan sonra bir şey yapabilir. Çünkü bizim karşımızda olan hareket, ferdi hareketle başarılacak bir hareket değildir. Tek tüm kimselerin iştirakıyla olacak gibi değildir. Tüm fertleri hazır olduğu zaman anında tebeddül edebilir, değişebilir. Lakin fertler hazır olmadan toplumun bir şeye hakimiyeti mümkün değildir. Durin. Etraf, Kasamu, Esmeyin, Rus ve Diyesan. Evet. Ali'ye var, bu vakit gayet, Güneş Şah.
Maşallah. Ya çok musa hatta takdirde laflardan azim et. İşte. Ay şey, Kari Abdurrahman. Nam ya Seyyid. O müsevvimin ayetleri oku bakayım. Ve iz gadavte min ahlike tubavvi'ul mu'minine meka'ile del kitali vallahu semi'un alim. İz hemmet taifetani minkum en tefşela vallahu veliyyuhuma ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثَلَاثَةَ آلَافٍ مُنْزَلِينَ مَلَائِكَةَ إِلْدِي إِذْ نَزَلُوا Evet. Lakin 5000 insan mevcut, muntazirin, evet. Emir, insan gelsin, yutahir dünya. Yani kuvvet Rus'a karşı, Şam'a girerse, Amerikan ordusu, Şam'dan kuvvet gelir diyor oraya, 3 fırka olur. Bir fırka dayanamaz, gag açar. Müslümanlar. Müslüman ordusu. İkinci fırka şehit olur. Üçüncü fırka sabit kadem olur ve ben esferi bozar, sürem tam İstanbul'a kadar. İstanbul tekbirden fetholunur. İşte padişah o vakit gelir. Ve komünist diye bir şey kalmaz Türkiye'nin içinde. İlaç için arasan yoktu. Gitmişti. Sahibi zaman Hazretleri'nin eli içindedir, kendi zahir değildir. Allah Allah. Tam şeyindeyiz, kıvamında. Şimdi vuran vurana. Bu iki zırhlıyla dolaştı değil mi şey? Akdoğan, Erdoğan. Evet. Geldi bu bindiği vapurdan başka iki zırhlıyla beraber. Evet. Girdi şey bu tarafa. Evet. Bakıyor. Petrol şeyin münasebetiyle donanmaya bakıyor. Rus'un hareket noktasına. Yoksa bu sebep yani sudan sebeptir bu şey bakması. Petrol ne fazlandık o. Allah Allah. Onun için zahre almak lazım. Evlere zahre. Zahire dediği buğday, arpa ne bulunursa koymak lazım içeriye. İş hem zora giriyor hem kıvamına geliyor. Vakit saat girdi demek. Muharrem'de zuhur eder demek sahip. Muharrem'de 10 Muharrem. Millet elinden öper çağıracak. Nereye gidelim? Fefirru ile Allah. Allah'a dönün. Allah'a dönün ki sığınağı Allah'ın hıfzı emanında bulursun. Başka türlü silah milah iş yok. Allah imandan ayırmaz. Amin. İmanı selamet etmesin. Yani çok dünya pis oldu. Çok pis oldu. Kafirlik son derecesine, son raddesine ulaştı. Kesecek, bitirecek. Uzak Doğu, Uzak Doğu zikr olmuyor da Orta Doğu'da bir kilit noktası. Buradan başladı, buradan biter. Yani ya Rabbi. Allah'a sığınıyor. Allah'a sığınıyor. Şükür. Halimize bizim şükür. Şimdi Allah Allah. Şam'a girecek şey ama. Amerika kuvveten girecek. Sonra çıkar ama buradan çıkar. Ürdün girer içeri. Yani konuşuruz inşallah. Yani konuşuruz. Konuşturursam öyle. Millete vasiyet evlerinde dursun. Dışarı çıkmasın. Gece hiç dışarı çıkmasın. Mümkün mertebe evlerinde efendim uyu bulundursunlar. Su için. Elektriğe inanmasınlar. Elektriğine çalışan ne varsa iptal etsinler. Ellerinde parası olan para tutmasın, erzak alsın. En şeyli mıntaka bizim mıntakadır şimdi. Allah'a sığınıyorum.
Bu başlangıç bir tertip, bir tebligattır. Dikkat etsin Müslümanlar. İnsanlar bu olacak harplerin içerisinde hiçbir sığınak onları gözetemez. İslam sığınağına girecekler. Müslümanlığın şemsiyesinin altına girmeyenin bir tanesi kalmayacaktır. Bitti. Bu Kıbrıs'ta yaşayan insanların 1/5 kalır. Haberleri olsun. 3/4 gidecektir. Onun için talebe, malebe kim varsa geri yerlerine dönsünler. Bu tebligattır. Kıbrıs'a ne kadar Türkiye'den gelen talebe varsa derhal okuma okumayı bırakıp yerlerine dönsünler. Değilse burada telef olurlar. Okumam okuma geçerli değil ve kapanacaktır bütün bu üniversitede dedikleri pislik yuvaları. Kimse kalmayacak. Kalırlarsa telef olacaklardır. Dönüş yoktur. Çünkü bu yoldan Türkiye'ye deniz yolundan yol yoktur. Donanma vardır Rus'un. Denizaltısı vardır. Hava kuvvetleri vardır. Geçirmez. Onu şimdiden hemen çekilmeli. Hemen yerlerine. İstanbul'un içerisinde fazla insan durmasın. Hemen geri çekilsin. Köylerinde olan köylerine, kasabalılar kasabalarına, vilayette olanlar vilayetlerine gitsinler ve saklansınlar. Saklansınlar, meydana çıkmasınlar. Ve Allah'a dönmüşe gayret etsinler. Neyse bitti. Milyonlarca insan gidecektir. En zor harptır, en tehlikeli harptır, en korkunç harptır. Bu olacak olan. Başlangıcı bugün, bugün cumartesi. Yevmul Ahad, yarın hareket var. Her şeyi idaresine dikkat edin. Ne lüzumsa efendim yığmak lazımdır. Para tutunca hep şey getirsinler, bir yığırsınlar. Çünkü bu adanın üstünde azgınlık çok oldu. Çok insan telef olacak. Kızlar evlerine, oğlanlar yerlerine. Bu şimdi bir başlangıç ihtardır Kıbrıs'ların hepsine, Kıbrıs'ta yaşayanlara. Hind okyanusu, en acayip okyanustur. Bismillahirrahmanirrahim. O öfkelidir. Ne için? Deccal'la oradaki bir adada bağlıdır. Ona olan şiddetinden Hind okyanusu çok şiddetli denizdir. En şey zamanında, durgun zamanı yahut rahat zamanında 3 metre dalga gelir. Dayın da korktu oraya girmeden. Şeyh Mehmet Efendi Selamullah öyle kuvvetli o. Şahit. Bir vurmada vapuru devirir. O denizde herkes giremedi. Deccal olan hınçtan efendim oraya. Öfkelidir. Deccal tanrılık davasına geleceği için onu yutmak ister. Öfkesini alamıyor deniz. İçindeki mahlukat da hiçbir okyanusta ondaki olan mahlukat cinsinden, çeşidinden yoktur. En çeşitli efendim, mahlukat bulunan deniz de Hind okyanusudur. Acayip, acayiptir. Allahu Ekber. Tahakkuk ettiği takdirde ne kadar alet, edevat varsa elektrikle çalışan, bilgisayarla çalışan, durduğu takdirde insanoğlu tekrar tabiata dönecektir. Tekrar başlangıç yapacaktır. Tabiattan ayrıldı. Her şeyle tabiattan koptu. İnsanoğlu düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar. Robot halinden kurtulacak, tabiatına dönecektir. Onun için söylüyorum, araba meselesi. Arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. Kuyulardan elektrikle, bilgisayarla çıkar petrol. Fineylilere elektrik pompalarının pompalanmasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelir. Rafineyliler hepsi elektrikle, kompüterle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenecek şey yok. Evde bulunan benzin istasyonlarında pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi? Benzini arabaya dökmek için kovayla çeksinler diyelim. Bitince ne yapacaklar? Olduğu yerde duracak. Gerçi siz erkeklere ata binersiniz de kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem ne bir kalmayacak. O ne kadar hala. Evet, sokaklar sen Allah'a kadar. At çok memleketlerde, Avrupa'da at çok. Getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir şekilde haber vermediğinden. Ben haber veririm. Ondan sonra şehrin içerisinde sivari dolaşacak millet Osmanlı zamanında olduğu gibi. Ashab-ı kiram şimdi geri azgınlığı yapsınlar. Hiç sen çıkar. Bütün dünya.
terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa hepsi terbiye olacak. Karısı cinnet geçirip delirip akıllanmadan ölüp gidecek. Yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan, temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kaldı. Dünya çıktı o. Troyla değil, kilometroyla da isteyen gelsin alsın denecek. Ödeme denecek. Ödenmiştir. Bir karış yere bir altın boyu efendi de vereyim diyor. Toprak şimdi altın hesabında satıyor toprağı millet. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu anından itibaren iki rekat namazı var. O namazı kılmayana onun şu aları Çernobil'den beter de dokunacaktır. İbni de küfür alemini vuracaktı oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onun patlamalar gelecek. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek dalgalar varmış. Fırtına, büyük fırtına, denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var ileriye doğru. Allah'a sığındı. Böyle çok şeyler var. Allah'a kaçan kurtulur, Allah'tan uzaklaşan kurtuluş yoktur. Kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığınır. Cenab-ı Allah'ın koruyacağından başka hiçbir kimse korunamaz. Hiçbir mence, tığınak insanları barındıramaz Allah'tan başka. Bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun, kapıda bir kapriyede bulunsun. Sağlam ağaçtan yapacaksınız, kestane ağacı, kırılmasın ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma, hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Terziler yok, modalar duracak, düz kalmayacak. İnsanların çoğu da o zaman artık dünyanın ziyneti sıfırlanmaya doğru geldiğinden ziynet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva ziynetinden başka. Takvasıyla insan nuruyla yürüyecektir. Ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip gidecektir. Para, kağıt paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolmaz olsun. Kağıdın hükmü yok. Hiçbirisi. Altın, gümüş işi görecek, alışverişi herkes altın, gümüşle yapacaktır. Başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telef olur. Şimdi 7 milyon ahali var diyor Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran ünitelerden bir tanesi bozulmuş. Bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes zemzem getirip zemzemle ittifa etti. Bir ünitesi bozulmuş onu, vurmuş oraya şey, virüs dedikleri bir acayip bir şey var. Hiç kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de 6 saat durdu. Virüs vurmuş onları, zengin paralı ikinci tesisi devreye soktu 6 saat sonra. 6 saat içerisinde yani biraz daha fazla sürse millet sıcaktan ölecekti. Çünkü dışarıda 70 derece, içeride 50 derece hararet. Beton binaların içinde millet bu air condition dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz, ışık yok, asansör yok, air condition yok. Nasıl yaşar orada? Hepsine tehlike var şimdi. Onun için Mekke Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki Nemrut kuleleri koydular oraya Allah'tan, peygamberden korku utanmayanlar. Charlton Hotel'de. Mekke'nin mükerrenin içerisinde. Bu gider mi? O kadar azdılar. Buraya Charlton Hotel olur mu Mekke'nin içerisinde? Söylesen hiç olmazsa Halid ibn-i Velid anıdır. Hazreti Osman anıdır. Hazreti Ali'nin menzilidir diye böyle isim koysana Charlton de. Hilton de. Hilton'dan düşüp patlayasalar. Binalardan edecekler, bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun içerisindeki çeşit dürbüsüz, güzel. Olduğu gibi bırakacaklar. Kalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere diyecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahablarına yaramadı, bize hiç yaramaz. Önleri götürecek. Götürecek olsalar da onlar götürür, arabaları bilmem neleri vardır. Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın diyecek.
Ne kendilerine yarayacak ne evlerini gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hepsi oradan kaçacak. Zemzem-i Şerif'ten içip 3 hurma, 5 hurma, 7 hurma 24 saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akifin, avaf ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan maddesi hepsi kışırlanacak. Medine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı. Vehhabiler, Mekke Medine'yi bir tek adam kalmaya hepsi kaçacak. Orada yalnız 7 hurmaya razı olan, oradaki sudan içip ibadete razı olan kimseler, Peygamber huzurunda kalanlar olacak. Onlara Cenab-ı Hak kalplerine manevi neşe verir de omurları milletir. Yüze yüze parahları atar. Aman yemek, aman içmek, aman giymek de davası derdi yok onlara. E bunlar geliyor hacamız efendi. Ramazan'ın içinde dikkat et. Onun için ben bakıyorum. Ortalığın hali değişirse Avrupa'ya gitmeyin. Şam tarafına gideceğim. Daha tepeyi dolaşamayın. İbadete meşhur olan kurtulur. Dünya için süpürecek, götürecek, atacak. 15 milyonluk İstanbul 150 bin yan edecek. Su yok, su basmaz. İlk olmayınca suyu basamaz. Birinci katlara su belki gider. Ondan öteden binalar hepsi duracak. Şeyhim o 5 ay içinde demek ki yiyecek... 5 ayın sonuna doğru hepsi kapalı. Bu 5 ay içinde yalnız yiyecek stoklamak mı lazım yoksa bahçelerde patates gibi şeyleri üretmeye vakit var mı veya ihtiyaç var mı? Onun nasıl bütün dünyada üstündeki... Yemeyecek, herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Lakin su meselesi mühimdir. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşur. Evet, yani şehirlerden çıkmayı tavsiye ediyorsunuz. Çıkacak. Müritlere. Mürit olsun olmasın. Bütün İstanbul su dolu. Lakin o neyle elektrikle dolu. Tabii elektrik. Zaten başlayacak Allah korusun hemen. Veba hastalıkları, tifo gibi hastalıklar çeşit türlüsü. Koleralar, moleralar. Doktor bu ifade o başka mesele. Su en birincisidir. Onun için hücum edecek memleketten çıkmaya yollar sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez. Arafat'a çıkışa benzemez. Çift yollar, paralı yollar, parasız yollar. Paralı yolları da o kulübeleri de yıkacaklar. Millet geçmek için o demirleri kıracaklar. Kulübeleri yıkacaklar ki Anadolu'ya yönsün. Su neredeyse. Ellerin etrafı milletle dolacak. Su içmek için, kullanmak için. Bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okutma diyerekten uğraşıyor. Evet. Bunlar var önümüzde. Köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Derhal köyüne gidecek. Aşağıdan gelen kimse kalmaz İstanbul'un içerisinde. Arınamaz çünkü. Gelecek oldu meselesi kendi kendisine hallolur. Elci yaşa. Elci yaşlarının eteklerine neler olacak aman Allah. Harabiyya Allah'a sen olacak. Benimdir, benimdir. Polis alo'dan yetişir. O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne telsiz, ne telgraf, ne radar, ne madar. Herkes kendi şeyini muhafaza etsin. O zaman kontrolden çıkınca hepsi patlayacak onların. Bir ayet okumuşsunuzdur bu sabahına. Sen güzel. Yekâfûne yevmen kâne şerruhu müstatîrâ. Yekâfûne yevmen kâne şerruhu müstatîrâ. Şerrin ve belanın ve azabın gökyüzünde uçacağı günden korkar onlar. Allah. Diyerekten ki ona delaleti gökyüzünden böyle hangi tarafa, bu tarafa açılır, atılan bu tarafa düşer, bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani kontrol, Ali Bey profesör bir rahat yere giriyor onu bizden. O büsbütün bela. Kimin başına düşeceği belli değil. Denizin altında dolu. Denizleri doldurmuşlar. Gökyüzünden asılı duranlar var. O uydular muydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Onun patlamasından onlara vereceği hararet, hararet kavuracak ortalık. Soğukluk gelecek, mevsimler değişecek, kıtalar değişecek, iklimler değişecek. Mecalisen kuvveti yetişmese dünya biter. Lakin kontrolden çıkınca kontrolü sahip alır. Kutlu'nun tasarruf aldı mı durdu. Hani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen biter. Bu teknolojinin kontrolünü geçmiştir. Manevi kontrol yapacak zatın elindedir o. Maneviyata inanan korkmasın. İnanmayanın başına düşsün. Amin inşallah. Canı yasaklayanların başına düşsün. Amin inşallah. Eti gelecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki.
hesaba gelmez. Başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde kimse bu tarafa bakacak hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi. Hiç. Şahat muhakkak bitecektir, duracaktır. İnanılır ki adın yerinde altını kullanacak bir zaman gelecek. Zamanın sahibinin Hicaz bölgesinde olduğunu... Hala orada. Hala oradalar mı? Emir gelinceye kadar orada. İlk tekbiri aldığında bütün bu ateşli silahların patlamaları duracak. Sarı sahibi olan evliyalar o başlıkları hangisi patlar patlamaz biliyor. O atom başlıklı var ya, yani o çip mi, çip mi, nedir? Çip, mikroçip. İşte bu şey tarihi. Hangisi faaldir, onu bunlar tayin edemez şimdi. Kontroldan çıkınca bilemez. Ama tutkun mutasarrıf olan zaten elindeki kimseler, hırdam, o hangisi patlayacaksa onu oradan aldım, o artık işe yaramaz. Gaması alınmış topa benzer, işe yaramaz. İlk tekbirden ateşli silaha durur der, bir şey kadar lazım. Topunun dayandığı, güvendiği ateşli silahların hepsi duracak, imkan olacak. Müminlere yüzünden harip sınıfı vardır ümmetin. Muharip sınıfı olanların hepsine kılınç edecek. Yeryüzünden değil, birer melaik, birer kılınç takdim edecektir. Yeryüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız kılınçtır. Teknoloji değil onun. O tarafa kılıncı uzandığı vakitte kafasını keser. Vücut ayıp olan sınıftaki müminlere. Allah'ın istediği olur. Lakin bunlar peygamber haberidir. Aleyhissalatü vesselam bildirmiştir. Ben-i Asfer. Neyi? Rus kavmıdır. Rus, İstanbul'a girecek dedi Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri. Şeyhimiz Hazretleri 3 ay kalır dedi. Enlerden şeye, Amukum hattını. Oranla harp meşhurdur. Yani kitaplarda mevcuttur. 80 liva altında gelecek Rus. 80 liva dediği 80 fırka manlar. Yani 1 milyon asker gelir. 1 milyon da bu taraftan gelecek, merhame orada olacak. Ehl-ül İslam, 3 kısım olur İslam ordusu, Şam'dan gelecek, karşılayacak onu orada. Şam'dan bir kuvvet gelir diyor, Amuk Ovası'na. Ki Amuk Ovası'nda Ben-i Esfer'den karşılaşacak. Merhame-i Kübra odur. 80 divayla gelir Rus, her limanın altında 12 bin insan var diyor. Her divada. Yani her biri bir fırka demek. Bu taraftan Ehl-i İslam gelir, Şam'dan kuvvet gelir, Yanıp'tan. 80 divayla gelir onlar da. Mehdi Aleyhisselam'ın eli var orada, kendisi zahir değildir. Lakin idareyi yapan manevi gücüyle Mehdi Aleyhisselam'dır. İslam ordusu da Ben-i Asfer'in karşısında 3 fırka olur. Bir fırka dayanamaz, geri kaçar. Bir fırka şehit olur ki ebbab-ı şehadadır. Üçüncüsü muntasirdir. Allah'ın nusretiyle yetişir, bozar şeyi, Ben-i Asfer'i sürer ta İstanbul'a kadar. İstanbul'dan bir tane bırakmazlar onlardan. Bu bozuk mezheplerde ne varsa hepsi tüketiyor. İstanbul'a girer ordu, sultan bekleyecek Mehdi Aleyhisselam. Tekbir alsın ve yetişsin İstanbul'a, emanetleri almaya. Bu tertiptir. Allah bizi affeder. O şiddetli günler kolay değildir. Müslüman ordu gelecek de Amerikan ona destek verecek. Amerikan ondan kuvvet gelir onlara. O da onları takviye eder. Bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitabında ben tafsildir. Tafsilatlandır. Şimdi o kıyamet gününden evvel Efendimiz haber veriyor. Kıyamet yaklaştığının alameti nedir? Nişanları nedir? Bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak diye çok şeyleri haber verdi Peygamber Efendimiz. Bu olacağını bildirdiğin alametlerden bir tanesi de benim nesli pakimden, temiz zürriyetimden, Fatıma-i Zahra evladından bir imam gelecektir. Ki onun ismi benim ismime benzer. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının ismi benim babamın ismi gibidir, yani Abdullah. Annesinin ismi benim annemin ismi gibidir, yani Emine. Bu kimse gelecektir. İslam'ı
bırakan insanları İslam'ın hakikatine çağırmak için, küfrü batırmak için, İslam'ı çıkarmak için. Cenab-ı Hak bunu vaat etmişti. Bütün dünya Müslüman olacaktır demişti. Bütün dünyanın Müslüman olacağı zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde arkasına Deccal gelecek. Onun arkasına İsa Peygamber gelecek ki bütün dünya İslam'ı açılacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin de nişanları vardır. Efendimiz buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce büyük bir harp olacak. Büyük bir insan kıranı olacaktır ki geçmiş harplardan milyonlarla öldü, bu harpta deniyor milyarla ölecektir. 6 milyarsa biri kalacak, 5'i girecektir. O kadar insan kırılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda insanların çoğu ölecek, azı ölecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak hepsine ölümü yazdı. Ölmeyecek insan yok. Hepsi ölecektir de toptan ölüm bu muharebede olacaktır. Muharebe müthiş bir muharebe olur. Bu zaman Efendimiz'in bildiği zamandır ki dünya zulm ile dolacak. Her tarafta ateş, her tarafta sıkıntı, her tarafta ölüm görülecek. O zaman Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. İslam'ı unutan insanlara İslam'ı bildirmek için. Mehdi Aleyhisselam 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene, çok yaşarsa 7 sene diyor. 7 vezir var, her birine göre 1 sene yaşayın, 7 senedir Hazreti Mehdi'nin zamanı. O arada Deccal gelir, Deccal Mehdi Aleyhisselam öldükten sonra değil de Hazreti Mehdi'nin bulunduğu zamanda Deccal gelecektir. Mehdi Aleyhisselam Deccal'ı kovalamaz, öldürmez. Çünkü Deccal'ı kovalayıp öldürmesi İsa Peygamber'indir. O onun işine karışmaz. Yoksa Mehdi Aleyhisselam 100 tane Deccal'ı keser. Lakin herkes vazifesidir. İsa Peygamber gökyüzünden Deccal'ı öldürmek için gelecektir. Bu Türkiye harp sebebi olacaktır, büyük harbın. Türkiye'deki hareket büyük harba dönecektir. Türkiye baştaki adamlar kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler, kimisi Amerika'ya diyecek, kimisi Rus'a diyecek, sonunda Rus'a bağlanalım diyenler galip gelecek, Rus'la beraber olacaktır. Rus'la beraber olduğunda sahi Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa hepsi ayağa kalkacaktır. Büyük harp İskenderun'da Amuk Ovası var. Orada olacaktır. 1 milyon İslam tarafından asker gelir. 1 milyon da kafir tarafından, Rus tarafından asker gelir oraya. Büyük muharebe olur. O muharebede Hazreti Mehdi daha görünmez. Lakin onun emri vardır. Ondan sonra bu kızılcıklar, kızıl kafirler, dinsiz imansızlar, kozmopolitler, komünistler, bolşevikler, faşistler, naziler, bilmem neciler, izimcilerin hepsi telef olur. İslam muzaffer olur. O anında bir seda gelir ki Deccal çıkmıştır. Deccal'ın şerrinden sakınmak isteyenler Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye sığınsınlar. Millet oralara gidecektir. Deccal bütün dünyayı dolaşır. Deccal'ın duracağı müddet ne kadardır? Deccal 40 gün kalacaktır. Yani ilk günü 1 senedir. İkinci günü 1 aydır, üçüncü günü 1 haftadır, dördüncü günü artık bizim günlerimize bekler. Yani Deccal'ın yeryüzünde dolaşıp fesat vereceği, dini bozmak için bütün uğraşacakları vakit 1 sene 6-7 ay kadardır. Onun üzerine Allah-u Zülcelal İsa Peygamber'i gönderecek, Deccal gelmiştir, kes kafasını. İsa Peygamber gelip onun kafasını keser, cehenneme yollar, o vakit İslam'a bütün dünya açılmıştır. İşte bu geliyor şimdi, yaklaşıyor bu. Kendini korumak isteyen Allah'a katsın. Korumak istemeyen, korunmayanlar hepsi gidecektir. Şimdi bu çocuklar çok yakın kaldı Mehdi Aleyhisselam. Yani bunların okuması, onlara bir şey vereceği yoktur. Çok yakın oldu şimdi. Bilmiyorum bu sene mi gelir, gelen sene mi gelir, o kadar yakındır. Kendisi doğdu ama daha çık diye emir verilmedi ona. Çık dedi mi bir tekbir alır, bütün bu teknoloji ölür. Bunlar bu aletlerle hiçbir şey kalmaz. Ne tayyare uçar, ne zırhlı yürür, ne gemiler yüzer, ne arabalar yollarda girer. Ateşli yani elektrikle çalışan, enerjisiyle çalışan her şey istop eder, durur. İslam'ın kuvvetini gösterecek Mehdi Aleyhisselam. Allah günlerimize göstersin. Şimdi Müslümanlar ayak altı ettiler, üzerlerine basarlar böyle.
ama geliyor. Nasıl orada yazıldıysa öyle olacaktır. Ta ilahi irade kapat dedin yukarıdan. Ormanı kapattılar mı su kesilir artık. Kuvvet alacak şeytanlığa, kuvvet alacak yer kalmaz milletin bir kere. 20. asır insanlığın heder olduğu asırdır. Bugün 1411. sene hicri yılımızdır. Aslında 15. asır son asırıdır dünyanın da. Alafranga olarak 21. asırın ortalarında iş tekmil olacak. Artık 80 sene mi dayanır? Şimdiden 80 seneye kadar. 22. asır olmaz. Alafranga hesabıyla. 21 bitip 22. kavuşmaz. Bu 20. asır milleti en ziyade hırpalayan asırdır. Zahir ve maneviyatları itibariyle milletin çürüdüğü tükendiği asırdır. Onun için 21. asırların başlayacak, bu içinde gördüğümüz 15. asrın tecellisiyle tebdil olacaktır. Bunu, bu sözü dinleyen kimseler hiç olmazsa artık şartlara uymaya ve kendilerini, canlarını heder etmemeye dikkat ederlerse vaktin sahibiyle kavuşurlar. Vaktin sahibiyle kavuşmak geçmiş bütün ümmetin talebiydi. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz bu ahir zaman ümmetlerinin üzerindeki tecelliyi Peygamber-i Zişan gösterdiği vakit ki Peygamber Efendimiz geleceğin haberini gösterirken televizyonda gibi de gösterir. Böyle olacaktır dediğinde olacağı gösterirdi. Peygamber onun haberini söylemedi sahabe. Sen burada bunda Peygamber göstermeden olur. Geleceğin hali budur. Budur. Herden de gösterildi, cemaat olaraktan da gösterildi. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz ahir zaman vaktin sahibinin askerinin üzerinde o zamandaki Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacakların üzerindeki tecelliyi gördüğünde ya Resulallah keşke ben de onlardan olsaydım. O kadar kuvvetli rahmet tecellisi var o zamanda. Sen de onlardansın demiş onlar. Allah Peygamber Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman şenlik şimdi vasfolunmaz. Görünecek eşya, mucizelerin, harikaların, havarik, asr-ı havarik diyor. Harika asrı. Lakin bu teknik meklikinden değil, tekniğin pisliğini süpürecek bir harika gelecek. Teknolojinin köküne kedir sürdürüp bitirecek. Ondan sonra manevi kuvvetin harikaları görünecek. Onun için evvel zıvınla kendini sıkıntıya sokup tehlikeye atma. Geniş dur. Geniş durun ki o vakta yetiştiğimizde olacak şenlik. Enbiyalar seyredecek. Diyecek ki keşke biz de bulursak. İsa Peygamber'e izin verildi gelmek için. Bir de Nebi Razin gelecek. Vaktin sahibiyle beraber. Razin Nebi de bu İsraillerden bir geri kaldı. O da istedi ki bana nübüvvet bu zamanda vereceğine ya Rabbi dedi. Ümmeti Muhammed'in muhtaç olduğu zamanda hizmet için beni geri bırak dedi. Bir daha da hapsetti Cenab-ı Allah onu. Vaktin sahibi kendi makamına geldiğinde ona izin verildi. Geldi o da. 70 kulaştır o. Burada mecliste otururken bizim gibidir. Dışarı çıktığında 70 kulaş. Eyfel Gülesi elindeki kılıncı Şeyh Efendi Hazretleri tarif ederken kılıncın ağzı dedi bir karış dörtte parmak böyle eni bu kadar. Hamle ettiğinde de yok. Onun kılıncının ucu hedefi nereyse o kadar yetişir tırpan gibi biçer. Hacı Yaşar sen de kendini adam zannedip bu çekip durursun. Sen ben gibi adamlar 7 defa abdest alıp sonra hu çekeceğiz. Olay değil. Şu onlar geliyor, onlar bekliyor. Evul zıvul için kendini heder etme, intibak et, sabun üzerine ol, bekle. Bugün dünden daha yaklaştı. Yaklaşıyor. Yanını daraltma, şu bu vesileyle için daralmasın, iç daralması için karanmasına sebep olur. Serbest geniş dur. Çünkü onun girmediği yer kalmayacaktır. Onun arkasına kim düşerse bakayım nedir? Ne çalgı çengidir bu, ne oyundur bu, hiç ömrümüzde işitmedik diyerekten başını dışarı çıkarttı mı onun cazibesi onu çekiyor. Mıknatıs demiri çekiyor gibi bozuk adamların hepsini kadın, erkek toplayacak. Onun için bir devriye yaptırıyor ona dünyada. Her tarafta ona razı olan, onun meşrebinde olan ne kadar adam varsa arkasında da kalır. Bir ordu gelir ki hiç tasavvur edilmez o kadar kalabalık. Şam mahfuzdur, Şam'a Deccal giremez. Deccal giremediği vakitte ya Yahudi de giremez. Şam'da büyük bir ova vardır. Üzerinde belki o ovanın 100 köy kasaba vardır. Hepsi insan ile dolar, kelle. Eğer takkesini bir kimse atarsa adamın üstünde düşer.
Ya Resulallah demiş Sıddık-ı Ekber, ne yiyip ne içecek o cemaat o vakit Şam'ın içerisinde millet dolacak. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Mehdi'ye vereceği ruhani kuvvetle bir tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir lokma yiyen kimse 40 gün uzu yemiş gibi tok olur. Bir lokmayla 40 gün tok tutar. O tekbirin bereketine 40 günde bir de abdeste ihtiyaç olur. Allah kadir ve muktedirdir. Aman ne olsun. Sonra vakti 40 günü tamam olduğunda Cenab-ı Allah İsa peygamber emreder. Şimdi Mehdi aleyhisselam 70 deccalı katleder ama onun vazifesi değil. Onun vazifesi sancak-ı şerifi alıp ümmeti Muhammed'i kendisine biat ettirip Şam'a toplamaktır. Deccalı öldürmesi Hazreti İsa'ya ait. Hazreti İsa ki eline çakı da almadı. Nerede kılınç alacak? Çakı da almış değildir. Öyleyken Efendimizin şeriatı üzerine olduğundan onun gelişi peygamber olarak değildir. Efendimizin ümmetinden olmak içindir gelişi. Ona göre ona muharebe için de emir var. İslam şeriatında harp etmek olduğu için. Ve enip sabah namazını mihrapta kılıp Hazreti Mehdi'ye tabi olur. Arkasında namaz kılar. Sonra şarkı kapısı var. Kıble böyleyse bu taraftaki kapıdan çıkacak. Geçip sahraya yürür, Deccal'ın arkasına, Deccal'ı katletmek için. Onu harbesiyle ikiye biçer, kasap hayvanı böyle vura vura ayırdığı gibi İsa peygamber vura vura Deccal'ı ayıracaktır. Şimdi Yahudilerin işini kimse tamamlayamaz. 7 Arap devleti değil, 70 tane olsa bütün İslam alemi onlara baş edemez. Onlara baş edecek Hazreti İsa'nın askeri, Mehdi Aleyhisselam'ın askeri. Dünyanın sonu gelecektir. Dünyanın sonunda bu olacak, bu olacak, bu olacak diye Efendimiz haber vermişti. Ne haber verdiyse meydana gelecektir. Kimse önleyemez. İslam'ın ve Müslümanların ve Müslümanlığın bugünkü hale düşeceğini de peygamber bildirmişti aleyhissalatü vesselam. Bildirdikten sonra olmasın olmaz olacaktır. Lakin onun için de bir hudut çekilmiştir. İş o hududa vardığında durdurur. Şeyhimiz Sultan Evliya'dır. Öyle olurdu. Tam insanlar artık sulh oldu, muharebeler bitti dedikleri bir hengamda ansızın hücreten o büyük harp çıkacaktır. Bir delinin birisi bir kibrit çaktı mı bitti. Hakkın zaferi tahakkuk ettiğinde insanoğluna ilahi imdat yetişip mümin cinlerin de hizmeti olacaktır. Senin tekniğin yahut teknolojinin bir yılda kaldıramayacağı bir enkazı bir saatin içerisinde temize çıkarır onlar. Koca 10 milyonluk, 5 milyonluk bir memleket enkazını sabaha kadar kaldırıp atar, tesviye eder memleketi. Çünkü onun zamanında her şey kudretullah ile, yani Efendimizin mucizesi olaraktan Hazreti Mehdi aleyhisselam icraatta bulunacaktır. Her şey kerametle meydana gelir. Gecenin şenliği gündüzden üstün olacaktır. Her zikre ait olan rengarenk envar gökyüzünü arayacaktır. Gecelerin şenliğini arayacak millet. Gözünü kırpmaz ki gece Allah'ın zikrinden farik olmaz. Melaike yorulmadığı gibi Hazreti Mehdi'ye yetişecek insanların da yorgunluğu yoktur. Allah dedik sonra onların üzerinden yorgunluk gider. Gözünün yetiştiği ufka ayağını koyabilir. Daha fazla kuvvet sahipleri hayali yetişmeden Amerika'ya yetiş. Kur'an-ı Kerim'in içerisinden gelecek olan yeni tekniğe bak. Melaların defi için bu zamanda mühim olan sadakadır. Çünkü şimdiki sadakanın kıymeti büyük. İlerisi günde vaktin sahibi geldiğinde gerek denizlerin içerisinde gerek karalarda ne kadar hazineler varsa hepsi meydana çıkacak. Tepe gibi yığılacak her şehirde altın. Gel al diyecek. İsteyen istediği kadar alsın. O zaman secdenin kıymeti çok. Çünkü sadaka alacak kimse bulunmayacak o vakit. Şimdi verilecek zamandır sadaka. Belayı karşılamak için. Dua hiç şüphesizdir. Lakin sadaka muhakkaktır. Sadakanın kıymeti çok. O müjdeyi alıyorum ki vaktin sahibinin zuhuru yakındır. Askeri hazır olmaktadır. Peygamber ashabının çoğu genç idi. Ashab efendilerimizin çoğu gençti. Böyle bu delikanlılar
İşte onun için sahibin vaktinin yaklaştığına delalettir ki onlar hazır oluyor şimdi. Onun askeri hepsi böyle baştan sona genç. Her bir tayfadan 12 bin kişi, yalnız Hüseyin isminde 12 bin zat var. Beraberinde 12 bin Ali isminde gelecek. Mehdi Aleyhisselam tekbir etti ya, tekbiri çektiğinde Şam'da güneşin mağribinden, mağrib ülkesinden 12 bin kimse gelir. Siyah küheylanların üzerinde hep erkek at. Hepsinin başında Hazreti Ali Efendimizin tacı var. 12 binin de adı Ali, 12 binin de elinde Zülfikar var. O çatallı kılıcı Hazreti Ali Efendimiz. O kılıncı yere düşürecek kılıç yok. O kılıç ile mihraba bir çap çarptı. Hazreti Ali Efendimiz Hayber önünde o yere battı, yerden su kaynadı. Biçti onu, yere kadar gitti o, yerden su kaynadı. 12 bin Zülfikar'la böyle çektiğinde, kış dediğinde gecenin karanlığının içerisinde şimşek çakacak 12 bin tane böyle. 12 bin zat Hazreti Ali Efendimizin nesip hakindendir. 12 binin de kuvveti Hazreti Ali Efendimizin kuvvetidir. Ne kadar kuvvet verdi ona Hazreti Allah Celle ve Ala. Bir gün bir yaşlı kadın geliyor böyle, böyle çalı varmış sırtında. Bir yüksekçe yere o yükü böyle indirdi de böyle dayalı duruyor dinlenmek için. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki bu yükü bir parça indir sırtımdan. Endirdi, dinlendikten sonra bu yükü benim arkama koy demiş. Hazreti Ali Efendimiz'e diyor, onu Şeyh Efendi Hazretlerinden işittim. Ben diyor size söylerken bir şeyi görüp de söylerim. Ya onu görmeden olmaz evliyalar, görüp de söyleyecek. Herhangi bir hadiseyi dünyanın başından Adem peygamberden konuşurken, Adem peygamber nasıl gökyüzünden indi, onu seyredip söyleyecek evliya. İlmul yakin, aynul yakin diyor. Aynul yakin olan ilim görüp de söylemektir. Hakkul yakin beraber olup da söylemektir. Sonra bunu bana yükle demiş. Hazreti Ali Efendimiz çekmiş onu, dizine kadar çekmiş yukarıya, sonra indirmiş yere. Hakikaten diyor, yükün çok ağır, sana Allah yardım etsin. Ne yaptı Cenab-ı Allah? Bütün dünyanın ağırlığını o yığına vermiş. Hiç olur mu deme. Bir yüksük kadar bazı yıldızların kesafeti o kadardır, kaç milyar tona bedeldi. Onun içine dünyanın ağırlığını vermiş, Hazreti Ali Efendimiz çekmiş onu yukarıya, ta dizine kadar kaldırmış. Tekrar bırakmış demiş, Allah sana yardım etsin, bu çok ağır demiş hakikaten. Hayber Kalası'na bir yüklendi o kapıya, devirdiği vakitte ertesi gün 40 kişi karıncalar gibi toplandık. O kale kapısını gitmeye muktedir olamadı. Ya Allah'ın arslanı. Bir kükremesinde bir ordu yıkıldı yere Hazreti Ali Efendimiz. Devler ile muharebeye gittiği vakitte bir nara koyuverdi, o elametler hepsi baş aşağı. 12 bin zat bir narayla gelecek diyor, hepsinde Hazreti Ali Efendimiz'in narası vardır. Kuvveti vardır, o Zülfikar vardır ellerinde. İlimleri de Hazreti Ali Efendimiz'in ilmi gibi. Baksan fark etmen diyor, Hazreti Ali mi başkası mı? Allah kadir ve muktedirdir. 12 bin onlar gelip Mehdi Aleyhisselam'ın önünde durur hemen. Böyle huş. Yukarıya çıktı atın. At tak atak tak atak yeryüzünde yürümez onların atları. O jet tayyaresi böyle kalkıyor der gibi böyle bir kalkar süne gökyüzünde. 12 bin zat en önünde Hazreti Ali Efendimiz böyle çıkar. Sonra böyle hangi yere mevkiye inecekse oraya da. Her bir taifanın 12 bin de Hüseyin isminde var. 12 bin Hasan isminde var. 12 bin Ahmet, 12 bin Muhammed. 12 bin Mahmud, sarıklarının nurundan gece donanma olur gökyüzü, onlar geçerken. Bir şenlik geliyor ki İslam'a, bu dünyaya Hacı Derviş Efendi. Ya Rabbi şükür. Bu dinsiz imansızlar bilse kalpleri yürekleyip pat deyip patlayıp kalacak. Hakkın kuvveti nasıl kuvvetmiş görecekler. Türkiye'den, Türklerden yalnız 17 fırka gelir. Her birerleri 12 bin kişidir. Hepsi sarıklı, küheylanların üzerinde binilidir. Her bir sancakları bir türlüdür. Allı yeşilli sancaklarla, sancakların tepeleri Kur'an-ı Kerim ile süslü, ayat-ı beyinat ile donanmıştır. Sarıkları 17 çeşit sarıkla, 17 fırka at üzerinde onlar hepsi. Mehdi Aleyhisselam'ın önünde, ardında, sağında, solunda giderler. İstanbul'a yetişinceye kadar 17 fırka birleşip gidecektir, İstanbul'a inecektir.
binaenaleyh önümüze çok kimsenin aklına, hayaline, rüyasına gelmeyen şerefli günler yaklaşıyor. Yetişebilene aşk olsun. Kendini tutabilene aşk olsun. Onun için de diyorum, kendinizi ucuza vermeyin. Aklınızla durun. Denksizlik yapmayın ey gençler, ey Müslümanlar. Vakit yaklaşmak üzeredir. Onun için bu gençliğe, kalplerine ilham veriliyor şimdi. Bizim söylememizden, onların okumasından değil de Allah'ın lütfu keremiyle gençliğin kalbine vermeye başlıyor. O ilham geldik sonra içten uyanan insan sağlam uyanır. Dıştan tokatlayaraktan, su serperekten ite kaka uyandırdığın kişi zaten uyanır ama daha uyur. İçten uyandığı vakitinde o sağlamdır. Onun için şimdi verilen uyanıklık genç nesillere sirayet etmekte olan uyanıklık içten gelmedi. Bu bizden değil. Kimse onlara sahip çıkmasın. Onlara sahip çıkan Allah'tır. Cenab-ı Hak uyandırıyor. Cenab-ı Hak uyandırıp gönderiyor. Onun için uyanmaya doğrudur şimdi. Bu en büyük müjdedir. Şimdi bu gençler geri tepmez artık. Çünkü Allah'ın uyandırdığıdır. Allah'ın uyandırdıkları tekrar uykuya dalmaz. Bizim ite kaka dürte dürte uyandırdıklarımız belki tekrar fırsatını bulursa tekrar düşüp uyur. Ama Allah'ın uyandırdıklarıdır da hiç benim kalbime zerre kadar fütur gelmez. Bu gençler tekrar acaba uyur mu diyerekten hiç katiyen. Kıyamete yaklaşıyoruz. Efendimiz ahir zaman peygamberdi. Efendimiz'in neresinden 1500 sene geçti. Benim ümmetleri buyurdu, doğru giderlerse Cenab-ı Hak bir gün ömür verdi onlara. Eğilirlerse yarım gün diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın emri üzerine Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir gün bin yıldır. Yani benim ümmetlerimin ömrü 1,5 gün yani 1500'dür. Biz şimdi 1400'ün içinde gidiyoruz. 70 sene var kıyamete kadar. Çok yaklaştık. Çok adametler var. Allah'a sığındık. O adametleri içerisinden efendim selamet geçelim. Dünya 3. harba geliyor. O zamanın silahları şimdi oyuncaktır. İmha silahı diyor şimdi. O zaman çok insan kırıldı ama milyonlarla diyor insanların kırılması, bu harpta milyon değil milyarla adam gidecek. Millet şaka şenlik zannediyor. Cenab-ı Hak kudret denizlerinden bir şua verdi bu insanlara, adına elektrik derler. İşte orada görüyorsun, bu elektriktir diyor. Görüyorsun, tutamıyorsun, diyemiyorsun. Mahiyeti ne olduğunu bilemiyorsun. İzin verildi, 2 asırdır tamamıyla bu. Edison mu onu bulan? Evet. Santok? Kimdir bulan? Haberleri yok milletin. Frankeş dayı benim. Kim? Ahmet dayı. Frankeş dayı. Trompet çalar. Ne söyleyin be deli deli. Frankeş dayı benim. Franket dayı kim be? Frankeş dayı. Fransız dayı. Otur be hadi. Ahmet dayı. Ahmet dayı. Da. Efendim? Faraday. Edison. Ay gazı. Faraday. Neyse abi bir tanesi buldu. Binaenaleyh buldu şaşırttı herif. Ne oluyor yükte? Ne oluyor ya? Çarpılıyor muyuz? Çünkü elektrik dokundu. İyonlar suyun içinde koşturmaya başlayınca elimi sokayım dedi. Ne oluyor acaba? Suda dalgalanmaya da başladı böyle deme. İyonlar akıyor ya elektrikte değil mi? Saltuk. Bobinler. Den. Efendim yüklü geliyor. Şimdi elini sokayım dedi tepti. Acayip ne oluyor?
İşte vakit saat geldi ki bu Cebabire'nin ahdi de gelecek, vakti zamanı girecek. Cebabire ile beraber bütün geriye kalan kıyamet alametleri hepsi meydana çıkacaktır. Kıyamet alametlerinin çoğunun meydana çıkmasına o buluş vesile oldu, uyanıklık verdi, orada açtı. Nasıl tasarruf edeceğini ağır ağır, ağır ağır, ağır ağır, vattır, vattır, viştir. Efendim artık saymaya başladı. Bu şimdiki çağdaki bütün icatların canı ciri bu elektriktir. Tasarrufuna verildi. Mutasarrif olan zat kutbul mutasarrıftadır o kuvvet. Açtı şarteni böyle şark. Açınca hepsi tasarruf etmeye başladı bütün milletler. Bu akılsız insanlar, dünyadaki akılsız insanlar birbirlerini yemeye başladığı vakitinde Gayretullah imha silahı diyor. Elektrik olmadan imha silahını yapamaz ki. Yapsa atamaz ki. Atsa nişana getiremez ki. Hep ona bağlıdır. O kadar insan ölecek ki nihayet Gayretullah'a dokunur. Emreder ki tekbir al. Tekbir aldığından kutbul mutasarrif o şalteni aşağı düşeni yukarı kaldırdı mı? Şu bitti. İnsanoğluna teshir edilmiş olan, yani emrine verilmiş olan bu kudret tekrar onların elinden, salahiyetinden çıktı, bitti. Tayyare uçmaz, roket atılmaz, imha silahı, mimraz zaten kullanacağını kullanmıştır. Donanmalar yürümez oldukları yerde. Burada madenin önünde bir romörkör var. Kullanılmayaraktan kaldı, küflendi. Onun gibi koca zırhlılar olduğu yerde duracak. Hareket yok, bitti. Şimdi oraya yetişiyor. Evliyaların hepsi bu tanzimattan beri, Gülhane Parkı'nda tanzimat fermanı okundu ya, o zamandan beri Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. 1300'e kalkmam, 1500'e yatmam diye bir haber de var. O 200 sene işte, 200 sene oldu. O zamandan itibaren gün be gün takip ediyorlar Hazreti Mehdi'nin zuhurunu. Ne oldu mesela? Bre ikindin oluyor. Daha yetişir. Bu kadar ilim size, bu derecedeki avanaklara bundan fazlası ne yapacaksınız siz? Profesörler de var ama zararı yok. Savaş Bey'ne iyidir. Savaş Bey köyün muhtarıdır. Çok iyi geldi ona bu. Başka kim var burada? Baba Tahsin var, öğleden sonra aklı işlemez, zararı yok, tembihtir. Kiro, Miro'lar, efendim, Abdurrahuf zaten Türkçe'den anladığı yok, havaya bakıyor. Raining. Allah, 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 Allah. Aziz Allah, 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 Kerim Allah, 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 Subhan. Mutlak Sultan. Mutlak Sultan'ın hizmetini kabul et, ona hizmet et ki Mutlak Saltanatında ebedi sermediği olan hayata kavuşasın.